Kronos. Yani Burak'ın robotu. Robot Burak mı? Bu da nereden çıktı şimdi? Bilmiyorum. Yani biri onu icat edip dünyaya göndermiş. Göndermiş diyorum. Çünkü yani henüz dünyalar bunu yapacak kadar teknolojide ilerlemediler. Bunu kim yapmış olabilir? İblis birisi. Evet. Bunu şimdi öğreniriz. Söyle bakalım, Robo Burak. Seni kim imal etti? Beni imal eden Hades. Zaten başka bir seçenek de yoktu. Hades işi bu kadar asıttı demek. Dur, ben bu yaptıklarının hesabını ona bir bir soracağım. Ya mutlaka soracağım. Alçak Hades, bu yaptığını ödeyeceksin. Sakin ol Selin. Hades bu suçunun cezasını çekecek. Adaleti kişisel olarak sağlamaya çalışırsak evrende adalet diye bir şey kalmaz. Onun cezasını Ütopya yasaları verecek. Bu da ne? Ama bu olamaz. Ne o? Yine UFO mu? Keşke UFO olsa. Bir meteor. Bu dünyaya doğru gelen bir meteor taşı. Bu şekilde gelirse dünyaya çarpacak. Ne? Meteor mu? Dünyaya mı çarpacak? Nereden çıktı bu? Öngörülen ölçümlerde böyle bir meteor yoktu. Hemen yetkililere haber verip uyarmalıyız. Durum ciddi. Bütün dünya alarma geçmeli. Oh Selena. Sevgilinin parçalanmış robotunu görünce hüzünlendin mi yoksa? İblis. Evet iblis. İblik olacak halim yok ya. Çok komik. Burak'ın robotunu sen yaptın değil mi? Teknolojiyi severim. Soruma cevap ver. Evet ben yaptım, ne olmuş? Sen yapsan daha iyisini mi yapacaksın? Hayret bir şey ya. Daha iyisini yapmama gerek yok. Çünkü zaten var. Ama sana yapacağım başka bir şey var. Elektrik faturasını sana mı göndereyim yoksa Burak'a mı? Duyursun sen şimdi elektrik faturasını. Ne oluyor ya? Selena yine ne yaptın bana? Sakın boşuna uğraşma. Yani camları biraz kılın da. Ne oluyor burada? Yine Ütopya'da kavgaya mı tutuştunuz? Tam zamanında geldiniz Kronos. Bu seferkine kavga demeyelim. Kısaca bir suçluyu yakalama işi diyelim. Suçluyu yakalama işi mi? Ay ne güzel gelinlik, o çiçekleri falan. Aslıcığım, şu gelinliği falan bıraksanız da haberleri açsak, saati geliyor. Ay niye Ekremciğim, seyrediyoruz ne güzel. Yahu senin gelinlik düğün ne Allah aşkına? Sen onu ne elemiş, eleğini asmışsın. Ay aşk olsun Ekrem. Ne demek istiyorsun sen? Yani ben gelin olamayacak kadar, gelinlik giyemeyecek kadar yaşlandın mı yani? Hayır, gelin olamayacak kadar evli olduğunu demek istiyorum. Ha. Canım belki de Kıvılcım için seyrediyorum. Ya belki Ozan'la düğünümüzü hayal ediyoruz biz. Kıvılcım senin onun için bu kanalı izlemene gerek yok ki. Rüyanda görürsün, kanalını izlesen yeter. Boşver ya. Hadi Aslıcığım bak vakit geldi, aç şu haberleri hadi. Ay Ekrem abla al, al nereye istiyorsan aç kendin. Sayın seyirciler, dünyaya yaklaşan meteorun yarattığı panik giderek büyüyor. Bilim adamları birdenbire güneş sistemine giren ve hızla dünyaya doğru yaklaşan meteorun dünyaya birkaç gün içinde çarpacağını belirtiyorlar. Olamaz. Hızındaki değişkenlikten ötürü tam olarak dünyanın hangi noktasına çarpacağı belli olmayan meteorun çarptığı bölgede milyonlarca kişinin ölümüne neden olacağı belirtiliyor. Ben sana demedim mi Ekremciğim, işte gel aynı haberler. Neymiş? Meteorun biri dünyaya çarpacakmış da milyonlarca kişi ölecek. Ne diyor Ekrem bu? Ne diyor? Milyonlarca kişi mi? Allah'ım lütfen bizi koru. Allah'ım lütfen o milyonlarca insanlar birbirimiz olmayalım. Ne bizim Kıvılcım Ekrem? Ben olmayayım lütfen, bizi yaşayalım. Yaşamak istiyorum. Hayatı çok seviyorum ben lütfen. Ya Ekrem amca bu haber doğru mudur? Çocuklar bu haber kesin olmasa böyle yayınlamazlardı. Anlaşılan dünya çok ciddi bir felaketin eşiğinde. Bilindiği gibi milyonlarca yıl önce dinozorların nesli de böyle bir meteor çarpması sonucu tükenmişti. Aa gördün mü Ekrem, bak dinozorları da öldürüyormuş bu gökte. Bizim dinozorumuzu da öldürürse biz dinozorumuzsuz ne yapacağız Ekrem? Aslı.
Aslı saçmalama Allah aşkına. Bizim dinozorumuz mu var? Ayrıca dinozorlar ta bir zamanlardı. Doğru söylüyor. Ama ben ne dediğimi farkında mı? Kafam karıştı. Saçmalayabilirim yani. Hoş gör lütfen. Dünyanın birçok yerinde insanlar meteor çarpması olasılığına karşı sığınaklar hazırlamaya başladılar. Aa, çok iyi fikir. Sığınak. Hadi Ekrem'cim, Kıvancım sığınak buldum. İkini buraya kafanızı sokun. Ekrem'cim gelsene sok kafanı. Yalnız kızlar gelmesin. Burada 3 kişilik yer var canım. Hadi gel. Aslı, Kıvılcım saçmalamayın Allah aşkına. Böyle sehpa altından sığınak mı olur? Zaten en az 2 gün sonra çarpacakmış. İneriz aşağıya. Bodrum'da güzel bir sığınak hazırlarız. Ya amca şimdi ne yapacağız? Ne meteor buraya çarparsa? Korkmayın çocuklar. Eminim ki büyük devletler bir organizasyon yapıp bunun önünü alacaklardır. Onun için siz hiç korkmayın şimdilik. Biliyordum ama ben biliyordum. İlk günden beri biliyordum yani. Yani bu uğursuzlar evimize geldiğinden beri her şey başımıza geldi. Bir meteor eksikti. O da geliyor kafamıza. Aslı! Ne? Gerçekleri söyleyince beni patlattın.